Burada şöyle bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Real Avrokulu biliyorsunuz geçen sene gerçekleşen artışla, yani çok anormal bir şekilde gerçekleşen artışta bayağı bir yükseldi. Şu an 15 lira civarında. 4.57 olan Avrokulu'nu bu son güncellemeyle 6.29'a getirdi bakalım. Şimdi bu durumda bile piyasada normal şartlarda 15 lira olan Avro'nun ilaç fiyatı belirlenirken 6 lira 29 kuruş olarak belirlenmesi ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getirecek. Çünkü bu fiyatlandırmayla ilaçların temin edilmesi pek mümkün olmayacak. Sıkıntı bu Sayın şekilde. peki Sayın Sofugil, aradaki farkı kim ödüyor? İlaç firmaları mı ödüyor? Eczacılar ceplerinden mi ödüyor? Sağlık Bakanlığı mı ödüyor? Kim ödüyor bu aradaki Bu farkı? bunu ithal eden ilaç firması yahut da imal eden üretici olan ilaç firması karşılıyor. Şimdiye kadar bu sistem yürüyordu. Şöyle yürüyordu. İlaç fiyat kararnamesi 2004 yılında yayınlandı. O yıl hatırlarsınız 2 lira civarında Evet. falandı avro. İlaç fiyatı belirlenirken de o fiyat alınıyordu. Sonra makas açılmaya başlayınca, yani avro kuru yukarıya doğru gitmeye başlayınca Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre ilaç fiyatları belirlenirken kullanılacak avro kurunu biz belirleyeceğiz dediler. Onu da sanayi tamam dedi, ilaç firmaları tamam dediler. Ama bu makas gittikçe artmaya başladı. Bu yıl özellikle 2021 yılında biliyorsunuz yaşanan ciddi dünya çapında yaşanan bir krizde Evet. ülkemizde de avro kuru bayağı bir yükseldi. Şimdi böyle olunca ciddi anlamda bir fark var. Ekonomiye böyle bir farkı kabul etmez. Şöyle izah edeyim ben size. Biz referans fiyat uygulaması yapıyoruz ilaç fiyatı belirlerken. Nedir bu referans fiyat uygulaması? Avrupa'daki en ucuz ilaçların fiyatının en ucuz olduğu 5 ülkeyi referans olarak alıyoruz. Evet. O ülkelerdeki fiyatı avrodur oradaki biliyorsunuz. Avrupa Birliği'ndeki geçerli olan para birim avro olduğu için avroyu Türk lirasıyla çarpıyoruz. Ama burada Türk lirasıyla çarparken 4.57 ile çarpıyorduk. Şimdi 6.29'da çarpacağız. Bu ne gibi bir anlam ifade ediyor? Şöyle söyleyeyim. 5 ülkeyi referans alıyoruz. En ucuz ülke Yunanistan. Yunanistan'da 10 avro olan ilaç bizde 2 avroydu. Bu son güncellemeyle 3 avro olacak. Şimdi Çok yanlış Yunanistan'a, yani ifade en etmiyor. ucuz, Evet. çok arada büyük bir fark var. En ucuz ilacı temin eden Yunanistan'dan bile üçte bir fiyata ilacı fiyat para öderseniz bunu ithal eden firma ithal edemez duruma gelir. Üretici firma biliyorsunuz ilaç üretiminde ham maddeden ambalaja, yardımcı maddeden pazarlama lojistik maliyetlerine kadar her Evet. şey döviz endeksli. Döviz endeksli bir sektörde normal reel kurun dışında olan bu fark kabul edilebilir, tolere edilebilir olmaktan çıkıyor. Bunun sonucunda da ilaç yoklarını yaşıyoruz ki şu an benden önceki haberde Sayın Ankara Eczacı Başkanı, Tamer Başkanı'nın söylediği gibi Evet. 125'e yakın ilaçta yokluk çekiyoruz. Peki genelde hangi hastalıkların tedavisindeki ilaçlarda yokluk çekiliyor Sayın Sofugil? Bununla ilgili bir istatistik var mı? Şöyle söyleyeyim. Daha çok çocuklara yönelik olan ilaçlarda büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Çocuk şuruplarında, dönemsel olaraktan artan soluk algınlığı, grip enfeksiyonları ve COVID enfeksiyonuna bağlı semptomların giderilmesinde kullanılan öksürük şuruplarında ve buna bağlı ilaçlarda sıkıntı çekiyoruz ama özellikle ithal ilaçlarda ciddi anlamda sıkıntı var. Yani dediğim gibi Avrupa kurumundan kaynaklı bir farktan dolayı ithal eden firmalar bunları getirmekte güçlük çekiyorlar. Sayın Safugil, tabii biz konu alanı uzmanı değiliz, o yüzden soruyu direkt sormak istiyorum. Evet, yabancı, daha doğrusu ithal ilaçlar bulunmayabilir ama bunların muadilinin bu ülkede üretiliyor olması lazım. Neden muadilleri üretilemiyor? Etken maddesi mi yok ülkemizde? Dışa bağımlı mıyız bu konuda, yoksa ilaç sanayimiz o noktaya gelebilmiş değil mi? Bu fark neden kaynaklanıyor? Şimdi bunun birçok sebebi var. Şimdi bu güncel avro kuru bakanlık tarafından belirleniyor biliyorsunuz. Onu söylemiştim az önce. Evet. Bu belirlenme yaklaşık 5-6 senedir makasın açılmasına sebep oldu. Evet. Böyle olduğu için de şu an dünyada yeni tedaviye sunulan moleküller Türkiye'ye çok fazla gelmiyor. Yani dünya pazarında var, hastaların kullanıma sunuldu ama Türkiye'ye ya kısıtlı miktarda geliyor veyahut da hiç gelmiyor. Bu teknolojinin gelmesi demektir yani baktığınız zaman. O teknoloji gelecek ki siz burada göreceksiniz ki burada yenisini yapabilirsiniz.
Bu evet. Birinci faktör. İkinci faktör, çeşitli uluslararası anlaşmalar var, patent korumaları var, çeşitli korumalar var. 20 yılı geçmedikten sonra madenini üretemiyorsunuz. Evet. Ama bununla ilgili de Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı tedbir var. En azından bir muadile izin verilmesi gerekiyor hayatı önemli, hayatı olan şeylerde, ilaçlarda. Ama bunların hepsini geçtim. Siz ilk önce reel ekonominin kurallarına uygun bir şekilde ilaç fiyatlarında güncelleme yapmanız gerekiyor. Bunun da yolu ilaç fiyat kararnamesini güncellemekten geçiyor. Kesinlikle. 2004 yılında bu fiyat kararnamesi yürürlüğe girdiği zaman bu fiyat kararnamesi o günün ihtiyaçlarını karşılıyordu. Şu an maalesef bu ihtiyacı karşılamadığı için sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa bizim ilaç sanayimiz, ilaç sektörümüz dünya çapında üretim yapıyor. Yani her ülkenin, her ilaç firmasıyla boy ölçüşebilecek bir ilaç sanayimiz var. Yani bununla iftihar edebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama her şeyden önce hani Napolyon'un bir şeyi vardır. Komutanına soruyor. Ne oldu diyor. Niye savaşı kaybettiniz diyor. Komutan diyor 10 tane gerekçem var diyor. Say bakalım diyor Napolyon. Bir diyor barutumuz bitti. Geri kalanı saymana gerek yok diyor Napolyon. Şimdi bu fıkralı olduğu gibi her şeyden önce ekonomik olaraktan bunun realize edilmesi lazım. Yoksa onun haricindeki her türlü sorunu sektörümüzde bu sektörün paydaşları da kolaylıkla aşabilirler. Onda bir sıkıntı yok. Bu çerçevede de ilaç fiyat kararnamesinin günün koşullarına uygun şekilde tekrar güncellenmesi gerektiğini altını çizmek istiyorum. Evet, Sayın Sofugil, az önce Ankara Eczacı Odası Başkanı'nı da dinledik. 2022'de de bu konuyla ilgili düzenleme beklediklerini ifade etti ve bir ilaç krizi de doğabilir dedi. Sizin görüşünüz nedir? Dilerseniz bununla da kapatalım. Şöyle söyleyeyim, ilaç krizi zaten hani bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü bir tane bile ilaç olsa bulunamayan, o ilacı siz bulamıyorsunuz, sizin krizinizdir o. Kesinlikle. Çünkü ilaç çok değişik bir iktisadi üründür. Diğer iktisadi ürünlerin hiçbirine benzemez. Vazgeçilemez, ertelenemez, yerine ikame ürün konulamaz bir üründür. Ve aradığınızda, ihtiyacınız olduğunda bulunabilir ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. Yani Allah korusun bir kalp krizi geçirdiğim zaman benim bir alt hapımın eczaneden alabiliyor veyahut da elimin altında ulaşılabilir bir evet. yerde olması lazım. Bu benim için bulunamıyorsa benim için çok büyük bir kriz. Şimdi ateşi yükselen bebekler için kullanılan fitillerde sıkıntı yaşıyoruz. Efendime söyleyeyim öksürük çocuklarına sıkıntı yaşıyoruz. Bu o rahatsızlığı geçen insanlar için kriz. %20-25 oranında bir ilaçta yokluk çekiyoruz. Bu oran büyük ihtimalle bu %37'lik güncellemeden sonra belli miktar azalacak ama ekonominin şartları gereği eğer barutunuz yoksa hani savaşı kaybedemezsin. Çünkü bu ilaç eczacılık konusu sağlık ordusu bir nevi. Bu ordunun da hastalıkla mücadele kazanabilmesi için baruta ihtiyacı var. Evet, hem ilaç fiyatlarındaki kur güncellemesini hem de sektöre dair sorunları tüm Eczacı İşverenler Sendikası basın sözcüsü Kadir Sedat Sofugil ile değerlendirdik. Sayın Sofugil, yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.